Markacı hoş geldiniz. Fenerbahçe Twente maçının ardından sevgili Elvir Baliş ile beraberiz. Hocam dijital yayıncılık açısından ilk programınız. Sizlerle beraber olmak çok büyük bir gurur ve mutluluk. Heyecan verici. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ben de... <laughs> Aynı şekilde ben de heyecanlıyım. Umarım hepimiz için iyi olur. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederiz. Maçın değerlendirmeleriyle başlayalım hocam. Evet aslında Fenerbahçe çok önemli bir maça çıktı bugün. Ee, aslında ben maçtan önce bu kadar hani kolay bir maç olacağını düşünmüyordum açıkçası. Yani ne olursa olsun Fenerbahçe çok kalite bir takım. Twente'den daha kalite takım diye düşünüyorum. Hem bireysel olarak hem de takım olarak ama yine de 5-1 açıkçası beklemiyordum. Bence Fenerbahçe'nin müthiş bir performansı bugün. Vardı sağda, hani gerçekten çok enerjik ee, sağdan geldi soldan geldi ortadan geldi bütün oyuncuları neredeyse hani giren çıkan e, oyunculara dahil gerçekten hepsi müthiş bir performans gösterdi. Ee, çok önemliydi tabi ee, Avrupa'da böyle başarılı olmak hani hem puan açısından Türkiye puan açısından da çok önemli. E, takımlarımız başarılı olması çok çok önemli. Fenerbahçe'yi ben bugün gerçekten çok beğendim. E, maça gelince e, özellikle Fenerbahçe'nin en büyük avantajı bence özellikle bugün yani sağ solu inanılmaz iyi kullandı özellikle Bekler'in hani Ferdi bugün öyle bir sahada vardı yani müthiş oynadı e, aynı zamanda işte tadı o tecrübesiyle işte Shimanski'nin o performansı ile bir kere Fenerbahçe'nin bu özlediğimiz yıllardır. Özlediğimiz Fenerbahçe'de e, oyuncular, başka bir oyuncular geldi. Yani Fenerbahçe hem çabuklu hem teknik olarak e, inanılmaz durumda şu anda. Bana biraz Fenerbahçe bu sene, e, geçen seneki o Fenerbahçe, ilk baştaki Fenerbahçe'yi hatırlattı. Hem Avrupa'da hem ligde. Yani dinamik, çok fazla baskılı, o, baskılı oynayan bir Fenerbahçe. Bireysel performansı çok güçlü, güçlüydü hatırlarsak evet. Jesus'in döneminde. E, hem Avrupa'da hem Türkiye liginde gerçekten müthiş bir başlangıç yaptı Fenerbahçe. Bu sene de bana öyle geliyor hani ama tabii şimdi geçen sene de bazı konularda böyle yanıldık. Özellikle ikinci yarıdaki Fenerbahçe kıyasla geçen seneki yani dünya kupasından sonra ya umarım şimdi bence biraz daha böyle temkinli gitmek lazım. Sonunu iyi getirmek lazım. <laughs> i̇yi sonu iyi getirmek <laughs> lazım. Ama gerçekten müthiş bir maç çıkarttı Fener. Ee, dediğim gibi özellikle e, bana göre Türkiye Ligi'nde ve Avrupa maçlarında bu rotasyona şu anda İsmail Hoca iyi yönetiyor. Bu da çok önemli bir şey bana evet. göre. Çünkü kolay değil. Yıldızlarla çalışmak hem kolaydır hem, hem zordur. Şu anda bunu iyi, iyi, idare ediyor. Fenerbahçe şu anda gördüğümüz bu tabloyla iyi yolda diye düşünüyorum. Evet hocam. İsmail Kartal 7'de 7 yaparak başladı. 5 birlik bir galibiyet. Gerçekten beklenmedik oldu. Sizle de maç önünde konuşurken Twente'nin çok genç bir ekip olduğunu, 24 yaş ortalamasına sahip olduğunu, çok koşan bir ekip olduğunu hatta siz şöyle söylediniz. Böyle takımlara karşı korakor mücadele onların temposuna yaklaşmak yerine biraz deneyim, Topa sahip olmak, topu çevirmek daha iyi olur demiştiniz. Fenerbahçe açısından bugün o da kıymetliydi. Twente'ye karşı rakibin 10 kişi kalması da etkiledi diyebiliriz belki. 41. dakikada 10 kişi kaldılar. Ama gelen anlamda Fenerbahçe istediği skoru aldı diyebiliriz. Birazdan da biraz bireysel oyuncu performanslarına da girelim istiyorum ben açıkçası ama bir Twente'den de bahsedelim. Genç evet. ve dirençli bir takım. Evet çok güzel bir noktaya değindi. Gerçekten öyleydi. Özellikle ilk yarıda. Yani şimdi bu takımda hani genç bir takımda mücadele girdiğinizde özellikle atırnak içinde mücadele girdiğinizde koşmaya çalıştığınız zaman ya ben en azından bunu gördüm ilk yarıda Mücadele mücadeleyle Fenerbahçe orada pek iyi çıkamadı. Çok daha fazla mücadeleyle başladığını oynamaya. Hı hı. Ama ne zaman Fenerbahçe topu yere indirdi. Ne zaman kendi oyunu oynamaya başladı ve senin dediği gibi böyle tecrübeyle ortaya çıkmaya başladı. Bireysel performansı daha iyi işte dikine oynayan bir Fenerbahçe ne zaman başladı? Sürekli sağdan soldan pozisyonlara girmeye başladı. Bu da tabii özellikle ikinci yarı tabii 10 kişi kalmasıyla Twente gerçekten daha sonra tamamen dağıldı. 3-1'den sonra hatta iyice dağıldı evet. bir takım. Yani Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra Twente çok üstün oynadı ve bana göre daha kalite bir takım çok önemliydi 10 kişiyle hatta içeride konuşurken hani 3-1 aslında 4-1 olsun 5-1 olsun Artma yani böyle bir takımı yak yakalarken hani mutlaka daha fazla atmanız lazım İkinci maç için çok daha rahat çıkarsınız burada bu bitirmek maça. lazım dur. kesinlikle bitirmek lazım Fenerbahçe bunu da iyi kullandı ve 5-1 kazandı hak ederek evet şimdi biraz aslında bireysel oyuncu performanslarına da girelim istiyorum çünkü evet. bu formayı giymiş camiayı <laughs> çok iyi bilen ve hatta şöyle bir cümle kullandınız Taraftarın artık keyif almaya mutlu olmaya çok ihtiyacı var Böyle futbolcular izlemeye çok ihtiyacı var demiştiniz. Hatta bir iki tane pozisyonda sağda ben olsaydım <laughs> onu daha iyi evet. çıkarırdım diye. Evet. Ee, i̇lk olarak Jadon Osterwolde ile başlamak istiyorum. Çünkü bugün Stopper'de başladı. Sürpriz bir karar ilk 11'de. Geçen maç stoper tamamlamıştı Samsun maçında, lig maçında ama bugün Cikuyla tandemde başladı. İlk başta bir olmuyor mu acaba noktasındaydık fakat çok kritik bir gol attı. Kornerde duran topta. Osterwolde'yi nasıl gördünüz hocam? Şimdi Österwalde özellikle geçen haftadaki iyi performans bugün de iyi oynadı ama şöyle bir şey var ben her zaman şunu söylüyorum Fenerbahçe'nin bence şu anda bu kadro içerisinde sıkıntı demeyelim ama orada bir eksiklikleri olduğunu yani bu stoper bölgesinde özellikle defansif hala bu ideal ikili bulmadığını düşünüyorum yani şimdi işte zaman zaman Serdar Aziz oynar evet. ciku işte Österwalde şimdi stopere Back çekildi out. hani bana göre de hem tip olarak, fizik olarak baktığımız zaman Ostevolde Stopper'e daha çok böyle hani sanki yakışıyor diyor. Ama e, şimdi tabii takımlar, karşıdaki takımlar da çok önemli. Şimdi yeni başladı, yeni ligi de başladı. İşte Avrupa'daki maçları da ilerideki haftalarda çok daha zorlaşacak. Acaba orada oynayabilir mi? Onu daha ileride göreceğiz. Ya yani Şu anda performans iyi gibi görünüyor. Ama dediğim gibi orada çok fazla özellikle stoper bölgesinde çok fazla. Bana göre değiştirmemek lazım. Orada artık bir tandem oluşturması lazım. Sadece orada değil genel takımında yani 11 kişi en az sizin 9 kişi 9 tane hani iskelet takımı der, deriz yani. Ya, Galatasaray'da nasıl var 9 tane evet. belli oyuncular yani sürekli oynayan ve muhtemelen artık ideal tırnak içinde ideal bir kadro ise Fenerbahçe'de bunu oluşturması lazım. Fenerbahçe'nin dediğim gibi orada stoper bölgesinde hala e, o tandemi bulamadığını düşünüyorum ama Osterwold de geçen haftaki hani ligdeki maçta ve bugünkü maçta iyi performans gösterdi diyebiliriz. Biraz Bırak. kontrolsüz gücü kullanıyor. Bu <laughs> da bir eksikliği var. Zaman zaman böyle futbolcuya dalıyor hani <laughs> tabiri caizse. Orada biraz hani ko koordinasyon eksikliği de sanki var bilmem <laughs> ama düzel düzelir herhalde. Kendini çok müneallemiyor bazen. <laughs> aynen aynen. Orada biraz sıkıntılar var ama iyi oynadı. İyi oynadı. Katılıyorum ben de. Şöyle şimdi transfer dönemi de bitmek üzere bir 6 numara da gündemde Fenerbahçe'de. Tam bu noktaya demişken biraz İsmail Yüksek'ten de konuşmak istiyorum. Çünkü bir iki tane kritik hatası oldu hocam ilk yarıda 22 ve 30'da. Sizle beraber izlerken de aslında notlar aldık. Hem pas hatası, hem böyle ekstra'yı ararken top topla dönerken top kayıpları oldu çok kritik anlardı. Bir İsmail Yüksek olabilir, kendini geliştirebilir ve bu formayı giyebilecek bir oyuncu olduğuna inanıyorum ben. Geçen Aynen. seneden beri özellikle Jesus'la beraber ama Fenerbahçe'nin oraya bir oyuncu transferi söz konusu. İsmail Yüksekle ilgili neler düşünüyorsunuz? Ben İsmail Yüksek'i çok beğeniyorum. Da geçen seneki performans bence haksızlığa uğradığını düşünüyorum geçen sene. Özellikle Jesus'un döneminde. Çok fazla forma şansı bulamadı. Buldu. Formayı bulduğu zaman da bence çok iyi oynadığını düşünüyorum ben. Bu benim düşüncem. Bu sene de iyi başladı. Ve biraz önceki konuştuğumuzda ideal kadro ile ilgili konuşuyorsak bana göre şu anda orta sahada İsmail bu ideal kadronun içinde yeri bulması lazım. Aynı şekilde Fred'le beraber bence şu anda en önemli oyunculardan biri. Ha bugün belki performan biraz daha gerideydi. Geçen haftaya göre işte geçen maçlara göre. Ama çok faydalı oynuyor. İki yönde oynayabiliyor. İnanılmaz mücadeleci bir oyuncu. Ya Fred'le beraber bence güzel bir tandem olabilir. Tabi bu sistem içerisinde 4-2-3-1 sisteminde İsmail Hoca'nın en çok oynattığı sistemi de ata geçen haftada 4-3-3 sisteminde de evet. oynatıyor. Tabi bu, bu, da tabi geniş bir konu aslında. Çok daha fazla e, bu konularda konuşabiliriz ama burada tabi bazı şeylerde fark var. Çünkü 4-3-3'te oynadığınızda 3 tane orta saha oyuncunuz var. Belki orada tercih daha kolay olabilir. Çünkü Cengiz'i düşünerek düşünüyoruz. Hı -hı. Cengiz muhtemelen Cengiz olacak. Oyuncak, Tadiş evet. olacak. Bir de Jack olacak. Şimdi bu üçlü olduğu zaman orada şimdi Fred de bir tanesi olacak. Muhtemelen İsmail. Bir de bu üçüncü şimdi. İrfan Can mı olur? İşte işte Mert Hakan mı olur? Orada biraz daha o sistemin içerisinde. Son parçayı bekliyor. Tabii, orada bekliyor. Aynı şekilde sağ ve sol bek. Bana göre Samuel sağ bek Ferdi Fendi, sol, sol bana göre. Ya yani bu ya yani şu anda Fenerbahçe'de de aslında bu ideal kadroya yavaş yavaş yaklaşıyor. Mesela Ferdi, Fred, Szymanski, Jeko, Tadić, Samuel, İsmail. Bu oyuncular artık bu kadronun içerisinde muhtemelen olmazsa olmaz diye e, düşünüyorum ama tabii şimdi çok maç olduğu için rotasyona gitmek her zaman daha kolay. Esas Türk Türk Ligi'ne döndüğümüz zaman tek başına Türk Ligi çünkü Fenerbahçe'de baktığımızda 40 tane oyuncu var. Yani 40 tane oyuncu yani hep şey diyorum <laughs> İsmail Hoca'ya kolaylık versin. Allah kolaylık antrenmanı. versin. Yani antrenmanı nasıl yapıyorsun 40 oyuncuyla? Yani gerçekten kolay bir şey değil. Hani giden var, belki gelen, giden çok fazla olmadı ama e, şu anda kadrosu çok geniş. Dediğim gibi şu anda rotasyon olarak daha kolay şu anda İsmail Hocanın. Yani hem Avrupa hem Türkiye Ligi için. Tabii yani maçlar azaldıkça o formayı vermek, evet. kadroyu yönetmek. Tabii siz artık tamamen teknik adam gözüyle de bakıyorsunuz. Sizle maç izlemek de çok keyifli hocam. Özellikle ya, değindiğiniz teşekkür. anekdotlar çok önemli notlar çıkarıyor bize. Şöyle bir şey dediniz. Rakip 10 kişi kalınca. Aslında Fenerbahçe zaman zaman 10 kişi kalmasını pek sevmez takım hmm. olarak. Bazen sorunlar da yaşayabiliyor 10 kişi kalan Aynen. takıma karşı. Bu sene de Antep ilk lig maçında biraz problemli geçti. Ama 10 kişi kaldıktan sonra da ikinci yer özellikle bir hamle geldi. İsmail Kartal'dan. Biraz onu da sormak istiyorum size. Çünkü İsmail Hoca'nın oyunu hamlelerini irdeliyorduk maç esnasında. Bek ve sağ kanadı değiştirdi. Beki ve önündeki oyuncuyu. Mert Müldür'ü aldı oyundan. O say Samuel'i sürdü oyuna. Ve İrfan Can Kahveci'yi oyuna attı. Kent'in yerine. Kent biraz tutuktu açıkçası bugün bence. Ve o koridor işlemeye başladı ki İrfan Can Kahveci iki gol attı. Bir penaltı geldi o say Samuel'den. Şimanski'ye çok güzel bir asist geldi. Bu hamle bence o 10 kişi kalmanın da e, olumsuz olma durumunu, rakibin kapandığı anları aşma durumunu ee, olumluya çevirdi Fenerbahçe adına diye düşünüyorum. Sizin evet de ben burada bu kenti biraz uyarmak istiyorum çünkü. Tabii on, tabii buyurun hocam. 11 11 numara giyiyor. <laughs> evet 11. Yani 11'in hakkını vereceksin <laughs> bilmiyorum yani arkadaşlar <laughs> burada ne düşünüyor ama e, tabii şaka olarak. Evet o biraz tutkundu bugün. Onun dışında senin dediği gibi İsmail Hoca'nın bu hamle o, ya şimdi bir kere Fenerbahçe'nin kadrosu gerçekten geniş. Yani Hı -hı. şu anda kadro içerisinde Geçen seneki olmayan bana göre lider oyuncu, lider sayısı fazla bu sene. Yani fazla derken yeterli bir oyuncu evet. ıı, kapasitesi var. O liderli. Dzeko var, Tadic var, hatta Şimanski var, işte Fred var. Böyle oyuncular olduğu zaman yanında hani kim oynarsa Oynasın. Bir şekilde uyum sağlamak daha kolay oluyor. Bence bugün de aynı şekilde İrfan bak girdi geçen hafta da girdikten sonra iyi bir şey maç çıkarttı. Bugün de çok faydalı oynan oynadı. İki tane gol attı. Yani bu kadro ile geçen seneki kalan oyuncularla bazı transferler yaptıktan sonra Fenerbahçe'de inanılmaz bir güç oldu. Ee, Dediğim gibi İsmail Hoca şu anda gerçekten iyi yönetiyor. Ee, biraz önce söylediğim gibi yıldızlarla çalışmak ben Şöyle bir e, kısaca bir şey söyleyeyim Real Madrid'deki bir örnek çok kısa bir örnek evet, tabii, vereyim. Tabii, hocam. Mesela Toşak'la çalıştık. Toşak ve Del Bosque iki tane antrenör büyük yıldızlarla antrenman yapıyorsunuz, büyük yıldızlarla konuşuyorsunuz. Toşak biraz şey bir tipti. Böyle bir Hmm, ne derler arrogant mı derler böyle biraz daha böyle egolu Dezbol, biraz daha ha, böyle futbol futbolculara karşı biraz daha sertti tam tersine Del Bosque şimdi futbolcular bunu özellikle büyük yıldızları bunu pek sevmezler yani bana göre öyle futbolcular da böyle arkadaş olarak yanaşman lazım biraz daha böyle konuşarak İsmail Hoca muhtemelen şimdi oyuncularla çok fazla konuşuyor ben en azından o atmosferde geçen gün otobüsten bir görüntü oldu Samsun maçından sonra evet. o kadar güzel bir görüntü oldu ki Fenerbahçe o oyuncular böyle herkes şarkı söylüyor bak bu çok önemli Muhteşem bir şey. Bir Belli ki Fenerbahçe'de atmosfer de çok güzel. Yani her şeyde böyle bir aile gibi. O yüzden e, şu anda dediğim gibi İsmail Hoca bunu iyi idare ediyor. Kolay iş değil ama bugün de yaptığı değişikliklere dediğim gibi zaten 3-1'den sonra Twente zaten iyice dağıldı. Yani o Taraftarlarla beraber bugün Fenerbahçe 12 ci adam olarak taraftarlarla beraber yurdu ve kazanmasını bir... bildi. Kazanmasını bildi aynı şekilde. Hocam çok iyi bir kariyeriniz var. Çok büyük bir kariyeriniz var. İzlediğim en iyi futbolculardan birisiniz. Ben çok kısa tabii denk geldim. Sonra arşiv görüntülerinden izleme şansım oldu. E, şimdi teknik adamlık orada da çok başarılı işler çıkardığınızı düşünüyorum kendi adıma. E, şunu sormak istiyorum. Ceko Ceko çok büyük bir lider. Sizin evet. de çok iyi bildiğiniz bir oyuncu özellikle Fenerbahçe'de bu sene Balkanlardan gelen oyuncu sayısı da artıyor. İyi bir kimya yakalandı diye düşünüyorum. Bugün oyuna girdi. Tadic hızlı bir taç attı hocam. Bravo. Ceko muazzam bir top kontrolü ve vücudunu çok iyi kullanarak orada golün hazırlayıcısı oldu. Jacko ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Valla şimdi ceko ile ilgili baya bir zaman lazım ama biz tabii <laughs> milli takımda çalıştığımız için daha 10 sene önce ben milli takımda beraber Safet Hoca ile beraber evet, yardımcılığını evet. yaptım. Ve en iyi dönemlerde daha doğrusu en geç dönemlerde en böyle işte Manchester City'de oynadığı dönemlerde Roma sonra çalışma fırsatını buldum. Ve ben böyle bir şey dedim o zaman. Antrenmanda böyle sanki böyle biraz daha hani tırnak içinde çalışmayı sevmeyen bir tip gibi biz görüyorduk. Hep böyle yavaş çok fazla depar atmazdı falan. Dedim ki yani şimdi bu tiple, bu fiziğiyle bir futbolcu eğer çalışmazsa, kendine bakmazsa dedim ki 30-31 muhtemelen o artık böyle yavaş yavaş futbolu... Ama sonradan ne olduysa böyle bir profesyonel 30'dan sonra daha da iyi duruma gelmeye başladı. Neden? Sonra biraz araştırdım, konuştuk, ettik falan inanılmaz çalışıyor. İnanılmaz özel çalışıyor. İnanılmaz aile önemi veren işte evli çocukları var. Böyle çok fazla dışarıda gezen bilmem ne falan. Zaman zaman işte dediğim gibi, bu atmosfer olduğu zaman çocuklarla beraber lider. Yani her şeyi bir arada baktığımız zaman Ceko gerçekten çok profesyonel müthiş çalışıyor ve bakıyorsunuz 37 yaşında bugün hatta Fenerbahçe'ye gelmeden evet. bana çok soru soruldu. İşte hocam hani 37 yaşında ne düşünüyorsun? Yaş önemli değil. Yani önemli olan yani futbolculuk performansı işte kendine nasıl bakıyorsa. Ben dedim ki şöyle hatta çok iddialı bir şey söyledim. Dedim ki Ceko rahat bu sene 20-25 tane atar. Bak bunu söyledim ve şu anda çok da iyi gidiyor. Dediğin gibi hemen geldi, hemen oyunculara o sinerji, işte oyuncular o liderliği senin dediği gibi hemen hissediliyor. Ya müthiş bir kalite oyuncu. Kesinlikle. Bir kere hani forvet olarak her şeyi var. Yani dönük, sırtı dönük oynayabiliyor. işte sağdan soldan Hı -hı. topu aldın. Hatta senin dediği bugün o topu alışı. Mü müthiş vücudu kullanıyor. E zaten ortada dediğin zaman iki tane, üç tane ortada gel geldiği zaman mutlaka bir tanesi gol. Cengiz yaptı bir tane mi? C Cengiz müthiş e adrese teslim yaptı kafasına. E zaten birbirlerini çok iyi tanıyorlar daha önce. Aynen, yani öyle. Ceko gerçekten çok kalite. Yaş hiç önemli değil bence. Bence çok rahat bu sene hatta seneye de bu iki sene iyi değerlendirecektir. Bir de şöyle bir şey var, insanlığı çok çok güzel. Yani bu ayrı bir şey. Yani gerçekten yardımı sever. İşte bizim Bosta'da oradaki bütün fa faaliyetleri biliyorum. Ee, insan i̇nsan olarak da futbolcu olarak da profesyonel olarak bir de görüyorum Fenerbahçe taraftarı da çok sevdi. Sevmeye çok başladı. Kimya çok tutuyor hocam. Gerçekten. oralardan Bir gelen de Balkanlar'da evet. Kesinlikle. Senelerdir. E, hatta eski Yugoslavya'dan bile o e, gelen oyuncular hepsi burada bir şekilde başarılı oldu. Öyle. Sen mi söyledin bir arkadaşım söyledi? Brezilya'dan ama sen söyledi, <laughs> ve Balkanlar'dan mutlaka Türkiye'de başarılı oldu. %100 oluyor. kimya uyumluluğu Aynen. diyebiliriz hocam. Aynen. Ee, Şimaiski'yi de sormak istiyorum. Çünkü dün İsmail Hoca'nın yanında basın toplantısında o vardı. E Twente'yi de biliyor aslında. Hollanda Ligi'nde oynadı. Tadic de keza öyle. Belki Osterwolde de öyle. Şöyle söyledi hocam. Twente geriden oyun kurulumunda çok iyi bir ekip. Özellikle Hollanda Ligi'nde bunu bu sene iyi yapmaya başladılar. O yüzden bizim baskıyı çok iyi yapmamız lazım. Bugün gerçekten hiç durmadı. Fred'le beraber takımın enerji deposuydu. Fred tribünleri hareketlendirdi. Şimanski de finali yaptı. Fenerbahçe'nin bu sene yaptığı en etkili transferlerden biri diyebiliriz. Sizin evet. gözünüzden bir de Şimanski'yi de dinleyelim. Şimdi bana göre Fenerbahçe'de bir özelliği daha var. Bak çok çok önemli bir özelliği. Hadi teknik, disiplin, işte baskı kurması, bir takım olma yolunda her şey çok güzel, atmosfer çok güzel. Ama bence Fenerbahçe'nin bugün sahip olduğu oyuncularda çabukluğu kazandı. Bak Kent çabuk, Şimanski çabuk, Tadic çabuk, Fred çok İsmail, çabuk. İsmail agresif çabuk. E baktığın zaman Samuel çabuk, Ferdi çabuk. Ferdi çab yani sen şimdi bir takımda 7-8 tane bile hocam. Hatta Cicu bile. Yani 7-8 tane oyuncu teknik olacak. Bir de üstelik bence futbolda en büyük özelliğinden biri bugünkü futbolda biliyorsun. Çabukluk. Ya bugün Ebappe aldığı zaman topu orta sahada Atona önünde gidiyor. Hani teknik bile zaman zaman lazım değil o kadar çabuk yani o yüzden bence bunu Fenerbahçe takımında bu da ayrı yeten bir güç bana göre onun için e, Şimanski de e, bir de sol ayaklı çok fazla olması Şimanski var Tadiç var değil mi Red. Fred var sol ayaklı İrfan Can çok fazla İrfancan Kahveci çok sol, sol ayaklı var ya şu anda gerçekten oynarken keyif veren bir oyuncu çabuk, sol ayağında iyi kullanan belki bugün bir iki tane pozisyona girdi daha iyi belki iyi vurabilirdi topa. Ben orada mesela vuruşu biraz daha iyi bekledim ama o pozisyona girmek de önemli. Bir kere uyum çok güzel. Bu oyuncularla beraber çok iyi bir uyum sağladı. E, atletik bir oyuncu. Ben çok beğeniyorum. Umarım böyle devam eder. Zaten orada sürekli yer değiştirebiliyorlar. Bana göre Tadeç'i de biraz on numara pozisyon olur. Manski sola olabilir. Bak bu da çok büyük, büyük bir avantaj. Büyük, yani gerçekten evet. Tadeç'in de içeride girdiği zaman bütün poz, yaratığı pozisyonlar da içeride aslında. Zaman zaman e ortaya yapıyor. Çok güzel Bugün İsmail de <laughs> müthiş bir topukla verdi pas. Yani oraya girdiğin zaman Jacko ile duvar pas yapabiliyor içeride. Yani büyük bir avantaj. Şimanski de ben de çok beğeniyorum. Hatta e, çoğu oyuncu e, arkadaşlar söylüyor biraz bizim Tümer Metin'e benziyor. Kendisi e, de söylemiş. Kendisi de söylemiş. <laughs> e, evet, e, benzetiyorlar. Yani gerçekten kalite bir oyuncu. Umarım böyle devam eder. Hocam son olarak Livakovic'i sormak istiyorum. O da geldi. Yine Hırvat. Evet. <laughs> Oralardan bir futbolcu daha geldi. Fenerbahçe kaleye bir takviye yaptı. Onunla ilgili de düşüncelerinizi merak ediyorum. Livakovic'le ilgili. Tabii şimdi Fenerbahçe yıllardır. Ben burada en azından olduğum sürece 28 yıl, 30 yıl hep bildiğimiz işte Engin abi başladı değil mi? Bayağı uzun süre kale kordu. Evet. Türk, kaleci geneli, Türk var. kaleci geneli vardı. Volkan demin aynı şekilde uzun yıllar. Rüştü. Rüştü, Rüştü pardon. Sonra Volkan. Şimdi Altay başladı devam, başladı, devam edecekti. Ee, şimdi tabii yine yabancı kalecinin gelmesi bir arada enke vardı değil mi? O da bir enke miydi? Enke vardı. vardı ama vardı birkaç yabancı kaleci daha oldu. denendi onun. Ama denendi ama çok fazla kalmadı. Genelde Türk kalecileri tercih ediliyor. Tabii şimdi Livakovic Dinamo Zagreb'te çok önemli işler yapıyor. Milli takım kalecisi. Çok kalite kaleci. Yani şimdi net bir şey söylemiyoruz. Hani kaliteni belli. Lazım mıydı? Bence lazımdı. Çünkü e, aslında ben Altay'ı çok beğeniyorum açıkçası. Kaleci olarak hani iki sene önce başladığında dedim ki bu çocuk dedim mutlaka dedim 30-40 milyon euroya gider başka bir yerde. Müthiş oynamaya başladı. Bana göre biraz kaptanlığın verilmesi doğru değildi. Baskılar. Baskılar vardı üzerinde. E tabi 1-2 maç, 3 maç kötü olunca. Bir de den geldi ki Fenerbahçe'nin bu son yıllardaki kötü performansında biliyorsunuz en çok işte bir gol yedi mi? Kalecinin üzerinde. Değil mi? Kalecilerin yani kaderi böyle. Kaderi böyle 1-2 gol kötü yedikten sonra taraftar tabi size böyle protesto etmeye başladığı anda sizin oynamanız bundan sonraki en ufak bir hatta da Maalesef sıkıntıları yaratır. Bunu da Altay'ın üzerinde ben üzüldüm açıkçası. Ben çok büyük bir beklentim vardı. Hala da düşünüyorum. Bak Altay konusunda hala iyi kaleci olduğunu düşünüyorum. Ama bundan sonra kıyma, e, kimyası muhtemelen uymaz Fenerbahçe. Ye. Muhtemelen de gidecek. Bundan sonra bence yedek Öyle bırakması da hocam. doğru değil. Hani başka bir takım da İrfan Can devam edecek yedek olarak. Livakovic gelirse... Çünkü muhtemelen şimdi herkesin kafasında özellikle taraftarın kafasında bu kadar bu kadar bir kadro yapıldıktan sonra artık bir kaleci böyle yabancı bir kaleci atan tutan <laughs> olsun diye. Dediğim gibi müthiş transferler. Livakovic'le bence umarım faydalı olur Fenerbahçe. Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Şahaneydi sizle ilk video. Bu çok da bana teşekkür. nasip oldu. <laughs> çok teşekkür ederim. Umarım siz de keyif aldınız. Ben çok keyif aldım valla Çok güzel oldu. İlk programa göre ben çok güzel, çok teşekkür ederim. Her şey Biz için. teşekkür ederiz. Bundan sonra bol bol Elmir Balış ile beraber seferir. kanalımızda içeriklere ulaşabilirsiniz. Sağ teşekkür olsun. ediyoruz video izlediğiniz için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.